okey miyiz? Var mı? kontrol edeceğim bir şey. O zaman ben <laughs> hazırsak başlıyorum. Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz? Ha? Hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Nasılsınız? Keyifli güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur umarım diye düşünüyorum. Ben yayına şöyle girmek istiyorum. Bu gurur hepimizin diyorum çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk gerçekleşti arkadaşlar. Ben bunu böyle göğsüm kabara kabara söylemek istiyorum çünkü hem karada hem havada hem de denizde harp okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu. Ve isimlerini tek tek söylemek isterim çünkü dünyada da bir ilk bu arada. Öyle her yerde görülmez bu başarı. O yüzden bu gurur hepimizin diyorum ama bazılarının zoruna gitmiş bir şey batmış bunlara ki rahatsız olmuşlar. Twitter'dan böyle salak salak tweetler attığını görüyorum ama bu gurur hepimizin. Ben mutluluktan böyle gözlerimin dolduğu bir anı yaşıyorum. Bunun bir de ikincisi var. Onun ikincisini birazdan söyleyeceğim size. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederim ve ne kadar minnet duysak o kadar azdır. Çünkü kız çocuklarının okuması konusunda bize öncülük eden, bize bu yolları açan Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle gerçekten minnet ve saygıyla anmak istiyorum. Böyle tüylerimin diken diken olduğu bir noktadayım. Biraz duygusal geldim farkındayım ama hepimizin bu duygusallığa ihtiyacı vardı. Çünkü bu gurur dediğim gibi hepimizin. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Şeyda Yıldırım. Hava Harp Okulu birincisi de Teğmen İkra Kuyumcu. Bu üç güzel kadının üç güzel başarı dolu bir kariyer hayatı olacak önümüzde büyük ihtimal ama bu zaten başlangıcıdır diye düşünüyorum. Şahane bir başarı imzasıdır. Net söyleyeyim yani. Bazıları dediğim gibi rahatsız olmuş. Umurumuzda mı? Asla değil. Çünkü kadınların çağı başladı diye boşuna söylememiştik. Belediye başkanı muhtarlığa bir sürü şeyde kadınları görüyoruz artık. O yüzden bizi durdurabilene aşk olsun diyorum. İkinci bir hüznüm de ben hala Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasını kabul edemedim. Bir böyle şuramda hala bir acıdır. Bir erkek arkadaşımdan ayrılırım böyle içim buruk olur ya öyle bir acı yaşıyorum, üzüntü yaşıyorum. Hala kabul edemedim. Böyle bir kötü bir terk edilmişlik var içimde. Ama ya olsun onun da bir başarı hikayesi olacak. O da çok güzel bir kariyer elde edecek ve sonrasında tekrar yollarımız kesişebilir diye düşünüyorum. O yüzden hiç orada çok fazla üzüntüye kaptırmamak istiyorum derken bu kadar duygusal bir konudan sonra da size güzel bir hikaye anlatmak isterim. Mitolojik bir hikayeden bahsediyorum. Eko diye bir hanımefendi var. Prenses, ölümlü kendisi. Bir de bunun yanında Narcissus diye bir tane ölümlü bir prens var. Eko böyle bir yerlerde avare avare takılırken bir anda Narcissus'u görüyor. İlk görüşte aşk vuruluyor kendisine. Zaten vurulmama ihtimali yok çünkü çevredeki bütün kadınlar bu adama aşık. Bu adamın yakışıklılığından kendilerini büyülenmiş hissediyorlar. Öyle etkileniyorlar. Eko da bundan çok etkilendikten sonra da diyor ki ben bu adam hakkında bilgi toplamam lazım. Sağ haber salıyor ve Narcissus'la ilgili bilgi toplamaya başlıyor. Sonrasında diyor ki ben Narcissus'a çok aşık oldum Ona kendimi anlatmam lazım. İnanı aşık etmem lazım. Çünkü Narcissus onun için ulaşılamayacak bir kategoride bir adam. Çok yakışıklı ve ben bunu yüzde konuşup anlatmam lazım. O zamanlar WhatsApp yok, Instagram yok tabii ki. Araştıracak, bulacak bir yerden. Sağdan soldan topladığı bilgi de bir yeri kadar. Ekodi de çok ciddi alasım gelmiyor. Eko diye isim mi olur arkadaşlar bilmiyorum yani. Bu mitolojide de sağlamışlar isimleri tutturmaya çalışırsan. E e e da Narcissus'un peşine düşüyor. Her gün sapık gibi izliyor adamı. Adamın ne yaptığını, ne ettiğini her hareketinden haberdar. Çünkü gözünün önünden kaçırmak istemiyor. Eko da zaten laf dinlemez, laftan anlamaz bir narsist bağımlısı olduğu için narkosusu zaten baştan belliydi aşık olacağı yani. Daha ne bekliyorduk ki? Hiç de şaşırmadım bu duruma. Neyse hal böyle olunca Evet, zaman içinde... <laughs> Günlerden bir gün Eko düşmüş yollara kendini deli divane etmiş Ferhat da şirin bok yemiş Eko'nun yanında Öyle söyleyeyim size Kalkıyor gidiyor yola düşüyor Narkisos'u aşkını ilan etmek için Derken yolda Hera'ya denk geliyor Hera kimdi? Hemen sizin mitolojik bilgilerinizi güncelleyeyim Zeus'un eşi Zeus'la ilgili şöyle bir haber alıyor Su perileriyle fingir diyormuş Zeus'ta Hera buna sinirleniyor Diyor ki ben bu Zeus'u basmaya gidiyorum Kalkıyor gidiyor Eko'ya denk geldiği için Eko da bıdır 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 konuşan asla susmayan bir kadın Hera'yı yolda lafa tutuyor Derken zaman zaman geçiyor geçiyor Hera diyor ki benim gitmem lazım arkadaş kocayı basmam lazım çünkü diyor aldatıyormuş beni. Yok ya durur mu an Herkes anlatıyor aşkını anlatıyor. Susmuyor. Adeta ben. Hiç susmuyor. Derken Hera bu sefer diyor ki benim gitmem lazım artık çünkü Zeus'u hani basacağım superileriyle falan. Zeus da superilerine kaldıysa ben ne diyeyim yani bir şey de demiyorum artık. Boktan bir mitolojik <laughs> Neyse Heko yoluna gidiyor. Hera yoluna gidiyor. Derken Hera bu sefer basamıyor Zeus'u. Niye? Zaman kaybetti çünkü Eko ile konuşmaktan. Herkes bir yana gidiyor. Zeus da diyor ki Sen saçmalama aşkım ben seni seviyorum nasıl böyle bir şey yaparsın ben seni aldatır mıyım diyor senin üstüne gül koklar mıyım böyle bir şey nasıl düşünürsün diyor ondan sonra onu ikna ediyor ama Hera Zeus'u basamadığı için Eko'ya çok sinirleniyor ve Eko'ya bir lanet gönderiyor diyor ki senin konuşma yetini senden alıyorum ve artık hiç kimseye kendini anlatamayacaksın diyor öyle bir lanetliyor ki Eko'yu Eko sadece karşısındaki kişinin son sözlerini kekeleyebilen bir insan haline geliyor sadece kekeliyor neyse yola gidiyor gidiyor Eko haber tabii üstünde büyü yapılıyor falan filan nereden bilsin Eko üzerine büyü yapıldı hiç mi konuşma bu kendi kendine yolda diye düşünürüm. Ben kendi kendime konuşurum çünkü. Dedim ki ya gittik nasıl konuşacağız şimdi Narkisos'a ben ne anlatacağım şöyle mi söylesem bir yolda prova yaparsın o yolda prova yaparken de bir kekelediğini fark etmez misin? Ama şimdi de büyüde şöyle bir şey ya son sözlerini kekeliyorsun ya karşındaki kişinin o yüzden bilemedim şu anda. Neyse hal böyleyken Eko bir şekilde Narkisos'un karşısına çıkıyor. Diyor ki ben diyor sana aşığım beni bir dinle vesaire falan filan derken tabii bunları kekeleyerek söylüyor. Kekeliyor tamamen. Narkisos diyor ki bir git başımdan seninle uğraşacağım ne anlatıyorsun bana kem küm küm dinlemiyorum ben seni. Bunu tersliyor. Eko hayata küsüyor. Kendini dağlara vuruyor. Perişan bir hale düşüyor. Sonra Afrodit bunu uzaktan görüyor. Diyor ki Narkusus piçi. bu <laughs> Eko'nun nasıl canını sıkar, nasıl üzülür vesaire dedi. Bugüne kadar hiç görmemiş Afrodit'e. Bugün göreceği tutmuş. Sonra Afrodit diyor ki oğlu Eros'a. Git diyor bu Narkusus'u dünyanın en çirkin kadınına aşık et diyor. Aklı başına gelsin. Madem bu diyor Eko'ya böyle bir şey yaptı diyor. Sonra 40 yılda bir Eros'tan bir şey istenmiş. Allah razı olsun. Kesin bak bana gönderilen Eros da böyle. Sağ Asalı oku fırlatmaktan beni denk getiremiyor. Narkisası denk getireceğine yanlışlıkla ok elinden fırlıyor, suya düşüyor. Sonrasında öyleydi böyle derken Narkosuz kendi suretine aşık oluyor bu sefer. Sürekli göle bakarak kendine aşık oluyor. Kendine bakıyor, bakmaları doyamıyor vesaire derken en son işte kendisine daha yakın bakmak için göle doğru eğiliyor, düşüyor, hık ölüp gidiyor. Narsis bireylerin sonu. Eko da dağa taşa vurmuş kendini. Eko yok ortada. Ekran başkandan bahsediyormuş gibi oldu değil mi? Değil ama. <laughs> bu mitolojideki. Yani böyle de saçma sapan bir durum. Eros'un atacağı okası çayım yani. Yani düzgün bir ok atamadın mı? Hal böyleyken de Instagram'dan sordum. Dedim ki ilişkide siz yoran tipler kimler neler nasıl insanlarla karşılaşıyorsunuz ya da bu insanlar ne yapıyor da sizi yoruyor dedim. Hemen gelen cevapları okuyorum. Empati yoksunu hep benciller demiş. Bazen benim dinleyicinin yazma sorununda ilgili bir sıkıntımız var. Bir yazamıyorlar ya da ben okuyamıyorum. Psikolojik sorunu olanlar demiş. Fikir beyan etmeyenler sen bilirsinciler. Evet kendi fikrini beyan etmeyenler de insan. Yoruyor yani sen bilirsin. Sen bilirsin. sana fikrini sorduğum için zaten sana soruyorum ya o soruyu. Sen bilirsin deme bana. Ben orada senin fikrini almak istiyorum. İlişkide beni en çok yoran tiplerden biri de her kavgada ayrılalım ya da boşanalım diyen kişiler beni gerçekten yoruyor demiş. Valla bu gerçekten yıpratan bu süreci artık çekilmez bir hale getiren bir nokta oluyor. Çünkü orada seninle mücadele etmeyen, o zoru başarmaya çalışan bir kişi olmuyor karşında. Kolayı seçen ve kaçmayı tercih eden biri oluyor. Burada hemen ne yapıyorsun? Bir iletişim kurmaya çalışıyorsun. Baktın ki karşı taraf biraz böyle psikolojik olarak kendisini toparlamaya meyilliyiz. Hemen onun için yapacağın en iyi şey ne biliyor musun? Hiç üstüne gitme. Hemen ona bir terapi, bir seans ayarlıyor. Yapıyorsun. ve bu da çok basit. Evital uygulamasını önce bir indiriyorsun. Evital'e giriyorsun sana uygun hangisini seçmek istersen. Psikologlardan birini seçiyorsun. Senin tarihine ve saatine uygun olan psikoloğu ayarladıktan sonra randevu almak çok basit. E, terapiyle de zaten çözümü olmayan bir şey yoktur. Hayatın kolaylaşır. Geçtim başka bir cevaba. Seni düşündüğüm için deyip aslında kendi işine geleni yapanlar. Yani o ara onun konforu için mi öyle yapmış oluyor? Orada aslında şeyi veriyor. Seni düşündüm ama işime de böyle geldi. Abi orada bir bir Gencillik var. Orada kendini düşünüyor ama da diyor ki ah, seni düşünerek böyle yaptım. Yemeyin. <laughs> Çok güzel bir çözüm. Yemeyin. Çok konuşan kadın. Niye konuşuyor acaba? Dinlemek için oturdun mu hiç mesela bu kadınla? Çok konuşan kadın bir şeyleri çözmeye çalışan kadındır. Sessiz kadın gitmeye meyillidir. Bunu unutmayın. Bak çok konuşan kadından korkmayın arkadaşlar. Mesele ben. mesela benden hiç kork... <laughs> Ekonun başına gelmiş olanlar bizi ilgilendirmiyor. O mitoloji. O varsayım. Onu çok dikkate almayın ama çok konuşan kadın bir şeyleri çözmeye çalışıyordur. Ailesinin lafından çıkmayan erkek. Hele. Evet. Bu aileci, amacı her bölümde hemen hemen değinmeden geçemediğimiz bir nokta. Bu da evet yoruyor. Bir de böyle şey. O ilişkilerde herhalde galiba eşinle annen arasında kalmayacaksın. Diyeceksin ki sorun sizin arkadaş buyurun çözün. Beni ilgilendirmiyor diyeceksin. Erkeği arada bırakmayın. Çünkü ne yapıyor biliyor musun? Biz kadınlarda da şöyle bir şey var. Anne de eş de annen böyle söyledi. Annen şöyle söyledi. Karın böyle söyledi. Karın şunu söyledi. Olayını eğer erkeğe bunu böyle bık, 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 bık 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 beynini yersek tam olarak horoz gibi yersek orada artık erkek hem annesinden bıkma noktasına geliyor. Çünkü oradan artık anneden vazgeçemiyor. Bu sefer eşine diyor ki sus artık. Annem biraz alttan al diyor. Bu sefer eş de diyor ki ben niye alttan alıyorum diyor. Allah Allah işin içerisinden çıkılamayacak bir hal almaya başlıyor. Gerek yok böyle şeylere. O yüzden o adamı hiç o araya sokmayın. Hiç arada bırakmayın. Neyse probleminiz gidin kaynağınızı çözün. Çok basit. Kazık kadar insanlarız hepimiz. Yetişkiniz. Orada arada bir çocuk gibi o adam zaten bunu almış yeteri kadar. Niye onu bir daha bunu altıyorsun? Gerek yok. Bir varmış bir yokmuş gibi olan asalaklar sinirlerimizi bozuyor. İşte orada kendinde ara sorunu. Neden bu bir varmış bir yokmuş? Korkmuş olan kişileri hayatında barındırıyorsun. Neden her gittiğinde açık bir kapı bırakıyorsun karşı tarafa? Bir bunu düşün bakayım. Gidenin arkasından kapıyı kapat üstüne kitle. Bir daha da çalmasın o kapıyı. Çalsın çalsın açamasın dönsün gitsin. Duvarla karşılaşsın ama. Bir orayı bir görsün. O duvarla karşılaşın İçine, ikinciye gelmez zaten bir daha. Gelmiyorlar ilişki yürütecek kafam yok ayrılalım deyip bir ay sonra başkasıyla konuşmaya başlayan orada seni istemiyor işte Çünkü erkeklerde böyle bir sorunumuz var bizim İstemiyorum demiyor yok demiyor hiçbir şekilde ama kaçıyor diyor ki ben ilişki istemem. bu benim başıma geldi bu arada benim de başıma geldi hemen hemen bütün kadınların başına gelmiştir şimdi orada şöyle bir durum oluyor erkek diyor ki sen ilişki istediğinin sinyallerini veriyorsun birkaç atış yapıyorsun mesaj atıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan o sana diyor ki yok arkadaş ben biz arkadaş olarak iyiyiz ben istemiyorum ilişki diyorsun bir an sonra çak bir bakıyorsun sevgilisi olmuş orada seninle ilişki istemiyor o adam aslında çünkü sen onun ona göre kriterlerine uygun değilsin sen de ona göre diyorsun ki ben onun tam kriterlerine uygunum aslında o da senin kriterlerine uygun Değil. Sen kendince kafanda bir tane iki tane huyunu beğeniyorsun. Hoşuna gidiyor. Diğerlerini diyorsun ki direkt, onlar bir şekilde toparlanır. İşte toparlanmıyor. Asrın hatası burada başlıyor. Hele hele ne güzel konuştu. Yalandan hesap ödetmeye çalışan kızlar geneli date sonrasında yazmayan tipler. Ha bu abimiz vay belli ki bütün kızların hesabını ödemiş ve bir daha da abi o zaman minimal yerlere götür. Çok büyük büyük kapsamlı böyle restoranlar. Orada da birazcık çok özür dilerim ama beyler birazcık para gücümüzü kullanıyoruz. Yani bak ben seni lüks mekana götürdüm. Bak ben sana böyle şeyler yaşatırım falan filan. Ve bazı kadınlar da iyi seviyor para yemeği. Kusura bakmayın. Şöyle de bir durum var ama burada. Hangi bayrağı selam vermediğimin, verdiğimin belli olmadığı bir noktanın cümlesine giriyorum. Hazır mısınız? Şimdi orada şöyle bir şey var. Eğer ki çok para yedirmeye meyilli bir adam olduğunuz sinyalini veriyorsun o kadın bir daha daha ertesi gün sana yazar. Vermiyorsan yazmaz. Bir de çok gösteriş yapan bir adamsan yazmaz. Genelde kadınların çoğu bunu sevmiyor. Ama para 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 diyen, bağıran adamları da seven kadınlar da var. O tarafta. Şimdi ben mesela çok malından mülkünden bahseden insanlardan çok hoşlanmam. Benim gibi birçok kadın da var. Hoşlanmıyoruz biz. Çünkü niye biz önce adamın cebine bakmıyoruz? Davranışına, bana centilmen davranıyor mu, bana kibar davranıyor mu, saygılı mı? Biz buna bakıyoruz önce. Sonra diyoruz ki biz bununla aynı eve girsek geçinebilir miyiz? Ben bununla bir yere gittiğimde rahat bir hayat sürdürebilir miyim? Beraber aynı kesenin içerisine paralarımızı koyduğumuzda rahat rahat gezip tozabilir miyim mi düşünüyoruz? Çok şey yok. Net. Pasif sürekli yönlendirmeye ihtiyaç duyduğum erkek. Köle bu. Yani bilemedim. Ben merkezi ve dinlemeyi bilmeyenler. İşte o bencillik orada artık yapabileceğim bir şey yok. Orada artık birazcık duygu sömürüsüne girer. O seni birazcık elde etmenin ötesine geçer. Artık onun için itaat eden bir köleye dönüşüyorsun bir noktadan sonra. O ne derse o oluyor. O ne isterse. Bak bu şeyde de var. Arkadaşlıklarda da var. Ruh emici insanlar diyorum bunlara ben. Çünkü ruh emici oluyorlar. Bir mekana gidersin. Öyle dersin ki buraya oturalım. Burası boş dersin. Sonradan gelen arkadaş niye buraya oturdunuz diye sorgular. Ondan sonra oradan memnun olmaz, mutlu olmaz. Başka yere oturduğunuz keyfinizin, rahatınızın bozulur. Başka bir masaya kaldırır sizi. Olur. Sonrasını atıyorum sırf arkadaşın sigara içiyor diye dışarıda oturursun. Onun soğuğunda titreye titreye onunla beraber oturursun. Ama yine o ondan memnun olmaz. Bunlar hep ruh emiciler dikkat ettiyseniz. Allah bu ruh emicileri alsın diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Memnuniyetsizler ruhumuzu yemiyorsunuz. Allah gerçekten gına geldi çünkü. Bu haftalık benden bu kadar. Atarımı giderimi yaptım çok güzeldi. Bu hafta böyle embesile bağlı Konuşamadım. Bir şeyler oldu niyeyse. Böyle böyle konuştum bu hafta. Ama nasıl anlatacağız? <laughs> ne yapacağız diye. <laughs> Bilmiyorum. Allah sonuma edesin. İnşallah konuşma yetimi kaybetmem diye düşünüyorum. Kaybedersek bu yedik. Eko'nun bedduası benim başımda herhalde. Bilemedim. <laughs> Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben gittim. Bay bay. Deliriyor muyuz?